Yerel seçimle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci önceli kuruluşundan bugüne ülkemizin bekasıdır, devlet bekası. MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Musa Küçük ve Volkan Yılmaz parti çalışmaları kapsamında MHP Edirne İl Başkanlığı'na geldi. Küçük ile Yılmaz, İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu ve partililerle bir araya geldi. Akşam 6'da toplu bir toplantımız olacak. Küçük, toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada AK Parti ile oluşturdukları Cumhur İttifakı'nın 2018'de yapılacak yerel seçimlerde devam edeceğini söyledi. Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için çalışacaklarını belirten Küçük şöyle konuştu. Yerel seçimle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci önceli kuruluşundan bugüne ülkemizin bekasıdır, devlet bekasıdır. Biz devlet bekasının üstünde hiçbir menfaati gözetmeyiz. Bugün yapacağımız çalışmada, bugün atacağımız adımlarda ülkemizin geleceğiyle ilgili bu gidişatı sıkıntıya sokacak en ufak bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Genel Başkanımızın bu hassasiyeti devam ediyor. Bundan dolayı da yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yara almaması için, Cumhur İttifakı'nın özellikle büyük şehirlerde sıkıntı yaşamaması için Genel Başkanımız gerekli açıklamaları yaptı. Bu hassasiyetimize devam edecek. Türkiye bir ateş çemberinin içinden geçiyor. Türkiye adeta uçurumun kenarından döndü. Tekrar eski Türkiye'ye, tekrar PKK ile görüşülen cemaatin kucağında bir Türkiye'ye asla müsaade etmeyeceğiz. Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda kararlı. Bizim atacağımız her adım Cumhur İttifakı'nın kazanması ile ilgili olacak. Teşekkür ederiz. Akşam 6'da toplu bir toplantımız olacak. Küçük, MHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan af teklifiyle ilgili diğer partilerin görüşlerini beklediklerini dile getirdi. Teklifle ilgili AK Parti'nin tutumunun önemli olduğunu aktaran Küçük şöyle devam etti. Şimdi partimizin adına biliyorsunuz meclise teklif verildi. Partimiz teklifini hazırladı, meclise sundu. Burada AK Parti'nin görüşü çok önemli. Daha henüz metni inceleyip bir cevap vermediler. Bu zamanki yapılan AK Parti'den, CHP'den veya diğer siyasi partilerden yapılan açıklamalar sadece bir öngörüyle ilgiliydi. Ama şimdi ellerinde metin var. Bunu inceleyecekler. Ona göre bir karar verecekler. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşeni yaptık. Türk toplumunun, Türk milletinin buna ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı binaen de böyle bir hazırlık yaptık. Karar artık AK Parti'nin ve diğer siyasi partilerin. Yani diğer Cumhuriyet Halk Partisi buna destek olursa diğer siyasi partilerde biz bundan memnuniyet duyarız.